İlkokulu Ferit Paşa İlkokulu'nu okudum. O zamanlar devlet yatılı parasız öğretmen okulu vardı İvriz'de. Oraya katılmamı teşvik etti öğretmenlerim. O imtihana katıldım. Bir başarılı bir eğitim şeyim vardı ilk öğretimde. Konya ikincisi olarak bitirdim. Tabii imkanlar el vermediği için baktım babamın işte durumuna şeyine. Cuma gün karne aldım. Cumartesi gün iş buldum. Pazartesi günde işime başladım. İş hayatım öyle radyo, televizyon tamir üzerine devam ettim. 79'da 82'ye kadar çıraklık eğitimi tamamladım. 82'den 85'e kadar da kalfalık eğitime devam ettim. Fotoğrafçılık mesleğine 85'te başladım. Tabii o çıraklık şeylerde ustalarımız gayet sert ve şeydi, disiplinliydi. Tornavidana veya tesi çıkmadan biz eline ulaştırmamız gerekirdi. Öyle bir çıraklık şeyimiz vardı. Ve bu çıraklık eğitimimizi o şekilde tamamladık. Şey derken ben işte o zaman radyo, televizyon tamircisiyken o zaman bana usta 2500 lira haftalık verirdi. 2000 yeme içme kendimi sayesinde ama çocuğuz genciz de. Yani yemek yiyeceğiz o zaman bir tost, bir ayran 500 lira. Bir eve yürüyerek gider gelirdik çünkü paraya da ihtiyacımız var. Tabii olmadı. Bu rahmetli olan Fotoselek Usta Mehmet dedi sen dedi, gel buraya benim yanımda çalış. Usta dedim ya ben dedim şeyin yanında ayrılamam şimdi ayıp olur ustanın yanından ayrılmam. Sonra ustamla bir problemimiz oldu. Ben dedim karşıda radyocu usta ben ayrılmak istiyorum yani. Niye sebep söylemeyeyim dedim. Tabii genciz yani şimdi bir de görmemişiz biz çok şeyi. Rahmetli usta sabah pazartesi işe başladım. Sabah gelirdi. Çok rahmetli eli açık soyadı gibi selek bir insandı. Sabah gelirdik hemen poğaçalar, simitler veya tereyağlı şeyler getirir. Ya Mehmet usta dur bir çalışalım. Yok oğlum yedi yedi derdi. Beni Allah var güzel çalışın. Yani hiç şeyimden şey olmaz. Öğlen olurdu köfteler işte etler, kebaplar. Ya usta dur bak gerek yok. İşte ikindi ne olur tatlılar, dondurmalar yaz kış işte neyse. Getirir ya usta dur. Allah rahmet eylesin. Bir hafta hep böyle her gün ya dedim ben şimdi içimden genciz ya dedim bu adam benden dedim, hafta sonu para istemezse dedim razıyım dedim yani hiçbir şeye gerek yok. Hafta sonu her gün böyle hafta sonu oldu bana çıkarttı bir tomar para verdi. Allah'ım usta dedim çok dedim ya çok para veriyorsun. Yok oğlum dedi az dedi ya eline sağlık dedi. Yani gerçekten ben çalıştım kazandırtır diyordum da. Eve gittim saydım 12.500 lira. Anam dedim ya çok gördü usta. Rahmetli sonradan dedi ya sen dedi ben o şeyini tavrını çok sevdim dedi. Yani çok demen bana çok şey geldi dedi. Neyse yine öbür hafta başladık. Yine çalışıyoruz. Yine böyle ustanın bakımı şeyi çok güzel. Allah Allah. Yine hafta sonu oldu. Bir süre 15 lira. Öbür tarafta 2500 lira alırken 15 lira. Öbür hafta oldu 17.500. Öbür hafta oldu 20. Öbür hafta oldu 22.5. Öbür hafta oldu 25 haftalık. Yani öyle bir şeyim oldu. Allah rahmet eylesin. Ustam da zaten bir sene, bir iki sene çalıştık. O da 87'de vefat etti. Ondan sonra Konya'da fotoğraf makine tamiri üzerine kimse olmadığı için Mehmet İncili diye bir abimiz vardı. Onun teşvikiyle fotoğraf makinesi tamir işine girdik. O girişte bu şekilde devam ediyoruz. Tabii bu aralarda bayağı bir şeylerimiz oldu. Bir gün hiç unutmam bir yabancı turist geldi. Geldi bize İngilizce biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyoruz. Tek Fransızcayı saydı, Almancayı biliyor musunuz diye saydı. Bilmiyoruz. Yani 5-6 dil saydı. En sonunda duvara vuruyor kafasını. Yani onu da demek istiyormuş ki hepsi dili öğrendi. Türkçe öğrenmeden buraya geldim diye kendi kendine kızıyormuş. Sonradan sağ olsun bir arkadaş geldi, yardımcı oldu. Öğrendik. Makinesi arızalıymış. O makinesini tamir ettik ve mutlu bir şekilde gönderdik. Öyle bir olaylar oldu. Bu içimizde bir ukde olarak şey yaptı. Dedik ya biz de gidelim katılalım böyle bir kurs alalım. Bir İngilizce dilimiz olsun. O hevesle başladık. Gittik. Tabii diğer gelen arkadaşlar, sınıftaki arkadaşlar bizden öncelikli olan insanlar. Onlar bir şeyler biliyor. Biz gittik tabii sıfır şeyle.
Orada bize işte hoca belli bir metinler verip onu okutuyordu. Orada ver, hu diye okuyacağım. V, H, U. Biz de, ben Mehmet dedi şunu oku diye şey yaptı. Ben de vo diye okutup bir sefer millet gülmeye başladı. Kızılderililer buraya bastı şeyinde. Tabii o bize bir şey oldu. Gitmedim bir daha. Esnaflık yapmak biraz zor aslında. Çünkü niye? Hatıra dayalı bir ilişkiler oluşuyor. İşte bazen işte yetiştiremiyorsun. Çünkü günlük nerede 18 saatim çalışmayla geçiyor. Çünkü yetiştiremediğim işler oluyor. İşte öğleden sonra dükkana geliyorum. Akşama kadar dükkanda çalışıyorum. Akşam eve gittikten sonra birkaç saat sonra sabaha kadar evde çalışıyorum. İnsanlara çünkü yetiştiremediğim anlarım. Ya işte düğünüm olacak işte ya da bir geziye gideceğim ısrarlarına dayanamıyorum. Yani insanları bir şekilde kırmadan işlerini görmeye çalışıyoruz. İşte 2008'de, 2007'de işte elektrik kazası geçirdim. O işte bir 5-6 ay bir tedavi süreci oldu. Tedavi sürecinden sonra işte sol kolumun dirsek altından kesilmesi gerekirdi. Hastane tedavi sürecimizi bitirdik. Tekrar yeni bir hayatımıza devam edeceğiz. Fakat ya bırakmayı düşünüyorum böyle bir iş. Çünkü tek kolla mümkün değil gibi gözüküyor. Ama baktım hastaneden çıktım millet öyle Mehmet Usta gelecek. İşte makinesi olanlar bekletmiş işte ya şey. Geldim ya yapabilir miyim? Yaparım dedim. Tekrar işte ufak tefek yine başladım. Baktım yapabilirim yani hiç çünkü elle belli bir noktada ama iş beyinde bittiğini anladım. Hayat bana birçok şeyi öğretti. Valla bilmiyorum yani bunu belki şey olarak anlatmayayım da hani insanların belli insanlar var 30'undan sonra olgunlaşır. Kimi işte 20'sinden sonra askerlikten sonra. Kimisi de işte ben bunu çok küçük yaşta olgunlaştığımı zannediyorum. Belki hisli bir çocuk veya yani hissiyatlı bir insan olduğum içindir. Yani gerçekten hayat omuzlarımda ben diyebilirim 8-9 yaşında yüklenmeye başladım. Çünkü kalabalık bir aile. Bu sorumluluğu işte babam tek rahmetli oldu. Yani yapabileceği onun için kısıtlı imkanlar var. Biz de o ailenin yükünü alabilmek için bir sorumluluk kendi çapımızda işte simit satmaktır, işte yaz tatillerinde çay ocaklarında çalışmaktır gibi. Yani yıllardır hayat omuzumda taşıyorum. Yani ağır mı geliyor? Tabii yeri geliyor ağır da oluyor. Yeri geliyor zorlandığım anlar da oluyor ama Rabbim ona göre de bir güzel bir şey veriyor bize sabır veyahut bir dayanma gücü.